İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Özel yayınımıza hoş geldiniz. Özel yayınımızın özel de bir konuğu var. Onu özel yapan tabii ki başarıları, akademik kariyeri, yazarlığı, yazdıkları ve imza attığı başarılar. Bütün bunları konuşacağız bu akşam. Kim benim konuğum? Aslı Erdoğan, yazar. Aynı zamanda tabii ki fizikçi tarafı var, balerin tarafı var. Birçok tarafı var aslında. İşte bütün bunları konuşacağız. Bütün bunları nasıl başardı? Başarmak bu kadar zor mu? Bu kadar kolay mı? Bunları yanıt arayacağız. Tabii ki Türkiye'yi konuşacağız. Türkiye'de neyi konuşacağız? İfade özgürlüğünü konuşacağız. Tutuklu gazetecileri konuşacağız. Toplumsal muhalefet üzerindeki baskıları konuşacağız. Aydınları, aydınların tavrını konuşacağız. Buna benzer daha başka birçok başlığı konuşacağız bu akşam. Bugün Aslı Erdoğan'la. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi tabii ki sizinle konuşacak, tartışacak çok şey var ama bir giriş yapmak adına klasik soruyla başlayalım değil mi? Aslı Erdoğan tabii ki izleyicilerimiz kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Ama yine de Aslı Erdoğan Aslı Erdoğan'dan dinlersek neler söyleyecek size? Siz kimsiniz? Tam olarak öyle değil ama oradan başlayalım. Yani yazarım deyip maalesef bir yazarım ya da yalnızca bir yazarım der bir ünlü ve intihar etmiş bir yazar. Bu cümleyi çok severim. Ben yalnızca bir yazarım. Asıl mesleğim fizik. 10 küsur yıl önce bıraktım. Cenevre'de çalıştım. Şu an bulmak üzere oldukları parçacık Higgs benim tez konumdu. Bu konuda çalışan Türkiye'den gönderilen ilk fizikçilerden biriydim. O projede siz de yer aldınız. Yer aldım ve tez yazdım. Bayağı da iyi bir tez oldu. Çok iyi bir grupla çalıştım. Çok iyi bir ekiple çalıştım. Nobel alan birinin yönetimindeki ekiple. 95 yılında fiziği tamamen bıraktım. Neden bu kadar başarılıyken fiziği bıraktınız, yazarlığa başladınız veya daha çok yazarlık baskın geldi? Yani net bir seçim yapmadım aslında. Hayatta hiçbir yerde karar verip de uygulamış değilim. Öyle bir başarım yok. Bir günden bir güne kalktım ve artık fizikçi olamayacağımı bildim. Yani bu çok yavaş, derinden derine olan bir dönüşümdü. Karanlıkta gerçekleşen bir dönüşüm ama bittiği anı net olarak biliyorum. Yani bir tane sınavım kalmıştı. Doktora tezim hazırdı. Sabah kalktım ve o sınava gitmedim. Yani o karar verilmişti bir şekilde. Sanırım ilk büyük hayal kırıklığını ben CERN'e geldiğimde yaşadım. Yani benim kafamda fizik dünyası böyle Einstein'lar, Heisenberg'ler, işte evrenin sırlarıyla uğraşan bilim adamları, bilim insanları falan gibi bir şeyken ben böyle 5000 kişilik bir getto buldum. Böyle hırs, acımasızlık, rekabet, ayrımcılık, ayak oyunları. Şimdi bakıyorum bütün dünya böyle de hani edebiyat dünyası farklı mı diyorum ama 24 yaşında bir gencecik bir kız çocuğu için diyeyim. Hani bir şoktu. Ben burada barınamam dedim. Yani bu, ya da barınmak istemiyorum. Bu benim için yanlış toprak. Yani fizik, fiziği sevmekle fizikçi olmayı sevmek iki ayrı şeymiş. Bunu anladığım noktada fizikçi olmaktan vazgeçtim. Yani fiziği hala çok seviyorum. Maalesef aynı ikilem burada da aynı acımasızlığıyla belirdi. Daha bile acımasız. Yani, köprüyü nasıl kurdunuz? Yani, yani yazmak istedim ben. Üç şey var aslında değil mi? Yani bir tarafta fizikçisiniz aslında siz kabul etmeseniz de veriler öyle demiyor. En azından yazılanlar öyle demiyor sizin açınızdan. Önemli bir deneyim tabii CERN'de çalışmış olmak, Higgs fizikçisi olmak ama... Evet. Yani kendimi fizikçi diye şimdi tanımlamıyorum. Aynen, edebiyat arasında kurulan köprü. Bir diğer tarafınız var ki 30 yıl değil mi balerin olarak? Ya, bale yaptınız en azından. Böyle de bir taraf var. Şimdi bu köprüleri konuşursak veya düşünürsek çok mu bütün bunlar zordu? Çok mu kolay oldu? Ya da gitgeller mi çok fazla? Şöyle diyeyim. Yaptığım her işi ben tutkuyla yaptım. O bakımdan...
kendimle övünebilirim. Ama onun dışında da yaptığım her işte de başarısız olduğumu düşünüyorum. Yani neredeyse çalıştığım her kurumdan kovuldum. CERN'deki tezim çok iyiydi ama orada da işte üniversiteyle şu sorun çıktı, bu sorun çıktı, bilmem ne zor geçti. O kadar başarılı bir bazen tez olmasına rağmen. Bazen de bu tür durumlarda saklı bir şey var değil mi? Ya kovulmanın da bir tarafı işte saklı bir gurur da taşıyor insan yani. Yok ben taşımıyorum. Ben yani böyle nasıl diyeyim asi sistemi sarsan, yıkan, evet. eden biri de hiç olmadım. Ben kabağın başında patladı insanım. Hep ben istenmeyen ilan edildim. Şuraya kadar konuştuklarımız çok keyifli. Tabii ki konuşsak saatlerce tüm bunları konuşabiliriz ama biraz daha daraltıp ve toparlarsak neden edebiyat deyip hemen onun üzerinden inşa edip devam edelim programı? Yani yazar olmayı seçmedim. Yazmak istedim. Bunun sonucunda da başıma gelen bir şey yazarlık. Ama şu anda başka bir seçimim de yok yani yalnızca yazmak istiyorum. Köşe yazarlığı da var. Köşe yazarlığı. Köşe yazarlığı tesadüflerle başladı açıkçası. Yalnızca para kazanmak için girdim bu işe 98'de. Bundan sonra kaldım. Ve sevdim de. Yer yer sevdim. 2000'e kadar yazdım. Kimi yazılardan çok memnunum. Yani yalnızca yazınsal değer olarak değil. Evet. Birebir bir şeyleri insanların hayatında etkisi olduğunu gördüm. Ve bu edebiyatın getiremediği bir şey bana. Yani ya da ben görmüyorum edebiyatçı olarak. O kurumda yarattığım etkiyi birebir görmüyorum. Ama köşe yazısında bunu net olarak görebiliyoruz. Yani radikalle başladınız mı? Radikalle başladım. İlk 3 yıl kadar atıldım. İtgeller oldu. Yani şimdi işten siz çıkarıldım. Köşe yazarlığını, yazıyı sevdiniz ama galiba devlet sizi çok sevmedi. Ne diyeyim bilmiyorum yani çok sevdiklerini sanmıyorum. Hani çok korkunç şeyler de yaşamadım ilk köşe yazarlığı dönemimde ama hayatımı kararttılar yeterince öyle diyeyim. Sürekli tehditler, telefonlar, evin önünde bekleyen arabalar. Tabii sonuçta atılmak bir günden bir güne bir telefon konuşmasıyla çok hoş değil. Ve bir daha da kimse beni işe almadı bir 10 yıl kadar. Yani ondan yeniden radikale döndünüz değil mi? Bir 10 yıl sonra. Döndüm. Gene mecbur kaldığım için döndüm. Gene çıkarıldım. Yani çok sevilen bir yazar olduğumu iddia edemeyeceğim. Yani göğsümü gere gere hani büyük bir popülaritem var diyemiyorum köşe yazarı olarak. Ama şunu biliyoruz yani ezilenler, yoksullar, Kürtler, Aleviler sizi sevdi. Şimdi kitaplar tabii edebiyat. Başarılı bir isim oldunuz. Kaç kitap oldu? 8 kitap. Kaç dile çevrildi bunlar? 10 dile çevrildi. 10, yani yayınlanmak üzere olanlarla. Daha önce sizinle konuştuğumuzda bir şey söylediniz. Biraz onu konuşup hemen diğer konuya geçmek istiyorum. Dediniz ki ben dünyada Türkiye'den daha fazla tanınıyorum. Maalesef öyle. Değil mi? Yanlış anlamamışım. Maalesef öyle. Neden? Bilmiyorum yani Kırmızı Pelerini Kent ki benim bence en önemli kitabım. Daha da aşamadım o kitabı. Yurt dışında çok ilgi çekti. Özellikle yazarların, edebiyat çevrelerinin, çok ciddi eleştirmenlerin, yani burnundan kıl aldırmayan insanlar kitaba hayran kaldı. Yani dünya edebiyatı için değişik ve yeni bir ses olduğumu söylediler. Yani sayıyı tam bilmiyorum ama 150'nin üzerinde yazı var kitapla ilgili. Dünyada ilk değil mi? 50 yazar arasında. Gelecek olacak 50 yazar evet. seçildim. Ondan sonra Kafka ile kıyaslandım. Evet. Çok önemli bir festivalin Norveç Festivali'nin açılış konuşması. Bunun gibi yani liste uzun.
bunları... Hoş duygular ama değil mi? Yine de yani böyle bunları aslında başarmak, değil. Burada aslında olmak... değil. Aslında çok da içim yanıyor. Yani ben geçen seneye kadar benim CERN'de master yaptım bile çok az insan bilirdi biyografimi okumadıkça. Ben bunları söyleyen, anlatan, böbürlenen biri olmaktan hiç hoşlanmazdım. Şimdi üç cümlemin başında şey diyorum, ben 10 dile çevrildim. Ben şu, yani bu noktaya kadar düşürüldüm. O kadar ezildiğimi ve aşağılandığımı hissettirdi ki bana Türkiye artık neredeyse bir savunma gibi. Ya ama bakın benim de işte kitaplarım var ve bunlar beğeniliyor. Siz beni bu kadar küçümsüyor olsanız bile demek durumunda kaldım 45 yaşında. Bu da çok ağır bir duygu. Yani bunları ben başarı gibi yaşamıyorum. Tam tersine. 10 yıl önce kitabımla ilgili biraz daha yazı çıksaydı. Biraz daha aslında yazı çıktı. İstediğim yazılar çıkmadı ama. Biraz daha yerli yerine oturtulsaydı ben çok daha rahat kendi mecramda kitaplarımı yazıyor olacaktım. Şu kendimi savunma, ispatlama hastalığına tutulmuş olmayacaktım. Onun için içim çok acıyor. Yani her çıkan iyi yazıda çok geç ve yanlış ülkede hissiyle. Yani kendi ülkemde kimse işte edebiyata şöyle bir yenilik getirdiğimi söylemiyor. Bunu tutuyor biri Alman kadın yazar söylüyor. Ya bu hakikaten acıtıcı bir şey. Yani aslında dikkatlice bakınca. Demokrasinin gelişmişliğiyle orantılı bir durum ama değil mi biraz bu mesele? Pek çok faktör var. Yani evet. Ve pek çoğu da benim aleyhime işledi. Lehime iş kullanabileceğim şeyler de aleyhime kullandım. O da benim yeteneksizliğim herhalde. Yani köşe yazarlığını daha elverişli kullanabilirdim. Sol görüşlüyüm. En geniş şeyle nasıl diyorum? Ondan sonra kadın olmak bu benim aleyhime çok ama çok kullanıldı. Yani hep bir şekilde yanlış yerde duruyorum herhalde. Ya da siz doğru yerdesiniz ama sistemin kendisinden kaynaklı ve onun durduğu noktadan kaynaklı. Bütün bu ya ben de öyle hoş olmayan istiyorum. Açıkçası, takım hadiseler başınıza geliyor. Yani açıkçası ben kendimi ne çok sivri ne çok sistemi rahatsız eden ne, yani bana bile tahammül edemiyorsa bu sistem artık feci durumda. Kime yarayacak diyorsun? Gibi düşünüyorum. Şimdi ama radikal tabii radikalle yollarınızı ayırmanız... meselesini biraz konuşup hemen bunun içerisinde Türkiye fotoğrafını konuşmak istiyorum. Hı hı. Neden böyle? Son günlerde özellikle basın üzerinden konuştuğumuzda karşımıza böyle bir tablo çıkıyor değil mi? Yani Nuray Mert, Banu Güven, Ece Temel Kur'an gibi isimler işlerinden, yazdıkları gazetelerden veya çalıştıkları televizyon kanallarından ayrılmak zorunda kaldılar. Hı. Veya işlerine bir biçimde son verildi. Nedenine baktığımızda karşımıza Kürt meselesi çıkıyor. Hı hı. Ya da daha başka iş. Sizin geçmişte cezaevleriyle ilgili yazdığınız yazılar, hı hı, ya da devletin, hükümetin hoşuna gitmeyen bir takım, hı hı, ifadeler kullanıldığı için işine son veriliyor. Tabii bütün bunlar bugün değil. Sizin başınıza 2000'leri yıllarında. Evet, 2000'de geldi. Celal Başlangıç'la birlikte biz. Birlikte ve sonrasında da tabii bunlar devam etti. Tabii öncesi de var. Öncesi de var. Şimdi bunu biraz erteleyerek konuşalım ama... Bir Türkiye fotoğrafını konuşmak istiyorum sizinle. Neticede değil mi? Hepimizin büyük doğup büyüdüğü bir ülkeden söz ediyoruz. Orada anılarımız var. Daha başka insanı o ülkeye bağlayan birçok faktör var. Ama aynı zamanda kötü şeyler de var tabii. Yani bir fotoğraf istersek neler söyleyecek Aslı Erdoğan? Uf, bu fotoğrafı çekebilsek... Yani demin de lafın arasında geçti. Belki Türkiye'nin benim için ayırt edici karakteristiği mi diyeyim her neyse. Sanki hiçbir şeyin olumluya doğru dönüşemeyeceğine dair insana verdiği derin umutsuzluk. Yani hakikaten bir şeyler değişiyor gibi oluyor. Pat. Hatta galiba bu cümleyi gene bir televizyon kanalında konuşalım. Bir kapıyı zorluyorsun. Kulpu elinde kalıyor. Yani geri adım atmak değil ya da kapıyı sadece açılmıyor. Belki fazla ileri adım atıyorsun. Bir şekilde kapı açılmıyor. Yani Türkiye'nin bende yarattığı his ve en tehlikeli bulduğu his
kendi içinde. Bu boşunalık his. Yani didiniyorsun, didiniyorsun, didiniyorsun. Bir şeyler tam kapı açılacak gibiyken bir tane kulpla kala kalıyorsun gibi. Başka bir şey oluyor. Daha da kötü oluyor. En azından kulplu olan bir kapıyı açabilmenin bir yolunu biliyorsun. Ama kulpsuz bir kapı, evet, sıfırdan başlamak gibi. Yani çok umutsuz dediğim şey ama belki bu... Belki de kapısı olmuyor değil mi? Yani örülmüş duvardan söz yani ediyor, evet, duvarlardan, evet, söz ediyor. Evet, böyle bir his yaratması bir ülkenin belki de onlar açısından, devlet açısından çok derece başarılılar. Yani hiçbir şeyin değişmeyeceğine kesin olarak inandırdıkları anda... Zaten parmağını kıvıldatmak için bir neden bulmak zorlaşıyor. Tamam, bu başlığı kısa tutalım. Böyle bir resim zaten birçok şey aslında anlatıyor. Ama bu resim içerisinde öteki olmak, hı-hı, farklı olmak ya da itiraz eden olmak nasıl bir şey? Ya benim 98'de köşemin başlığı ötekilerdi. Ve o daha henüz o sıralar çok kullanılmayan bir kavramdı. Yeni yeni başlamıştı. Ve ben bunu illa itiraz eden gibi yorumlamadım. Yani susturulan, aşağılanan, kendini dile getiremeyen. Ve yazarlığın ben her zaman için bir iktidar konumu olduğunu da farkındaydım. Yani bana verilen bir iktidar bu. Ve ben bu iktidardan nasıl ve ne şekilde olabildiğince feragat edebilirim. Yani bunu bir iktidar aracı olmaktan nasıl çıkarabilirim gibi düşündüm ve bulabildiğim tek yanıt ötekinin sesi olmaya çalışmak. Ama yalnızca çalışmak. Yani ben cezaevlerini anlatırken hep dışarıdan biri olarak anlattığımın bilincindeydim ve buna da işaret ettim okura. Yani istersem 20 yıl yatmış olayım ama ben dışarıdaysam şu an dışarıdayım. Tam olarak İçeridekilerin ne yaşadığını hiçbir zaman tam olarak bilemem. Ama anlamaya, anlatmaya, duyurmaya çalışıyorum. Çünkü onların duyurması çok daha zor. Böyle bir konumdan yaklaşmaya çalıştım. Ve tabii giderek ben de daha da öteki oldum yani sonunda. Şimdi artık birileri benim sesimi duymak için herhalde yakında konuşmalar yapacak gibi içimde kötü bir his var. Daha da bir radikalleşiyor değil mi? İnsan problemlerle haşır neşir olunca veya detaylarını aslında inince. Evet, üst başlık olarak bir şey bilmek, evet, ama. Bilmek ayrı bir şey. Bir yani de detaylarını bildiğiniz zaman başka bir şey oluyor. Yani her yazımda biraz daha öğrendim. Yani bildiğini sanıyorsun ama bilmiyorsun. İşkenceyi bildiğini sanıyorsun ama yok yani. Aslında bilmiyorsun. Afrikalılarla yaşadığım bir dönem var. O zamana kadar Türkiye'de ırkçılığın boyutlarını kestiremezdim. Hayal bile edemezdim. Birebir yaşayınca en altta yaşamanın şiddetini görünce yok, o işler bildiğin gibi değil. O böyle değil bir mi? Kitap, evet, başlığı bir, var ya 90'larda. Gibi değil, evet. Günaydoğdu çocuk, evet, olmak onun gibi. Yani bildiğin gibi değil. Cezaevleri bildiğin alta gibi değil. Alta indikçe değil mi? Daha fazla daha da bu karanlık, daha da korkunç. Daha da belki yani Türkiye'de anlatılmamış, anlatılamayan o kadar çok acı trajedi var ki her gün yenileri de ekleniyor. Belki ben de kendimi böyle konumlandırdım. Yani bazen siyasetin de ezip geçtiği bir insan hayatı gerçeği var. Yani onun içindekilerin bile yüzleşmeye hazır olmadığı. Yani insan, kendimden de biliyorum, bir trajedi yaşarken onun trajedi olduğunu duymaya dayanamaz. Katlanamaz yani. Belki de ona kötülüktür bile. Sen çok acı çekiyorsun aslı demek şu o an. Hayır, ben doğru yerdeyim, doğru duruyorum demek gerekiyor kendine de. Ama bir yazar belki de arkadan gelip işte bu paramparça hayatları, paramparça kişilikleri, belki bu hikayelerin anlatılması bizim de görevimiz, misyonumuz gibi düşünüyorum. Bizim toplumda acı çok mu seviliyor ya da başka bir şey mi oluyor orada? Ya bence tuhaf bir ilişkimiz var. Acıyı seviyoruz ama aslında tanımıyoruz. Bence bakmıyoruz da acıya. Acıyı görmek de istemiyoruz. Biraz erkek egemen yapının derinliği belki yani. Acını çok fazla anlatmayacağım, çok fazla göstermeyeceğim. Yani
Hele ona yenildiğini asla belli etmeyeceksin. Yenilgi hiç sevmediğimiz bir deyim. Teslimiyetten de nefret ediyoruz. Korku kimse ağzına almıyor. Ya da işte ben korktum kim ama korkar falan. Ben korktum ama geri adım atmadım. Evet. Yani ben daha 70 milyon içinde bir kişinin de çıkıp evet, ya ben korktum ve geri adım attım dediğini duymadım. Ama edebiyat da buralarda başlıyor işte yani. Hangi noktalarda nasıl geri adım attığımızı görmekle başlıyor. Yani hani acıyı ağlamak, sızlamak, dile getirmek işin bir boyutu ama bir de o acı sana neler yaptırıyor? Bununla yüzleşebilmek bence çok daha zor, çok daha bence de dediğim gibi işte edebiyat buralarda başlıyor. Bu karanlık yerler. Bu zorun içinde başka bir zor var. Tam da bu tarif ettiğimiz, şimdiye kadar konuştuğumuz gerçek içerisinde, karanlık içerisinde kadın olmak var. Bu nasıl bir şey? Az önce siz ifade ettiniz değil mi? Yani cezaevini yazmak, evet tamam. Bir yere kadar sınırları zorlayarak hissedebilirsiniz. Anlamaya çalışıyorsunuz. Bir yere kadar da evet anlayabiliyorsunuz ama tam olarak o olamıyorsunuz. Çünkü yaşayan siz olmuyorsunuz. O bakımdan tam da bu tarif ettiğiniz kapkaranlık tablo içerisinde kadın olmak var bir de. Devletten kaynaklı bir problem değil mi? Erkek egemen zihniyetten kaynaklı bir şey. Yani kadın olmak hani belki de ötekine açılmayı kolaylaştırıyor. Zaten doğuştan o konumdayız. Yani Türkiye'de kadın olmak demek zaten bin bir çeşit aşağılanmaya, ayrımcılığa farkında bile olmadan maruz kalıyorsun demek. O nedenle belki de o mekanizmaları daha da derinlemesine yaşıyoruz. Yani seni ezenle özdeşleşme, inkar, yok sayma ve farkındaysanız belki de mesela işten çıkarılan yazarların çoğunun neredeyse tamamı kadın. Herhangi bir linç kampanyası başladı son dönemden sonra. Linç kampanyası başladığında böyle insanların kalemlerini bileyip hani affedersiniz ağızları köpüre köpüre saldırdıkları isimler genelde kadınlar. Yani işin bir boyutu da cinsiyetçiliğe dayanıyor. Yani bir kadını böyle şişe takıp ateşte çevirmekten inanılmaz haz alan bir edebiyat camiası, basın, yalnızca devlet politikası diyemeyiz yani buna. Hepimize kökleşmiş çok ciddi bir kadın düşmanlığı. Hepimizde ama kadınlar da dahil olduğuna inanıyorum ben yani. En ciddi ve en çözümsüz mesele bu olarak bunu görüyoruz. Şey mi oluyor yani kadın haklarını savunan gibi duran erkekler bir bakıyorsunuz şiddet de uygulayabiliyor, başka bir şey de yapabiliyor. İki şey mi var yani iki? Yani şöyle diyeyim, kadın ve erkek meselesinde siyah ve beyaz değil hiçbir şey. Herkes bir kadından doğdu. Ve kadınla erkek bir arada yaşamak zorunda. Nedenle aradaki mücadelenin, savaşın çok da net çizgileri yok. Yani insan başına gelen bir şeyin kadın olduğu için mi geldiğini asla bilemiyor. Yani aslı olduğum için mi, şu sosyal sınıftan olduğum için mi, yazar olduğum için mi, tesadüf mü? Yoksa bütün bunlar bana kadın olduğum için mi yapıldı? Bunu çoğu durumda bilemiyorsunuz. Yani çok net bir şiddet yaşamadıkça. Ve buralarda denklem karmaşıklaşıyor. Yani nasıl diyeyim, hani işkenceye karşı yürüyüp eve gelip karısını döven adam kolay bir örnek. Bunun çok örneğini gördük. Onu soruyorum. Bu çok. Yani Türkiye'de on binler. Ama daha da inceltilmiş, daha da şey yani bir erkek masası kurulduğunda orada bir kadının inceden inceye harcanması hem tespiti hem mücadelesi daha da zor bir alan diye düşünüyorum. Yani bu derinlerde yatan gizli kadın düşmanlığı ve aşağılaması. Hatta mesela şöyle bir hikaye yazmayı bile düşündüm. Bir grup erkek bir araya gelir, hepsi işkence görmüştür.
ve bir kadın yazarı tartışırlar, işkenceyi yazmıştır. Ya bu kadın işkence görmedi. Kadını masaya yatırıp paramparça ederler. Yahut da yaptıkları bir işkence seansıdır aslında. Ama bunun farkında bile değillerdir. Yani buralar daha karanlık ve aşılması zor alanlar. Cezmi Ersöz bir yazısında devrimcilik yıllarında, yani 70'li yıllardan söz ediyor. Bir eve gidiyorduk diyor. Solculuk döneminde, devrimcilik döneminde tartışmalar yapardık. İşte dünyayı kurardık, özgürlükler vaat ederdik, demokrasi vaat ederdik, bambaşka bir şey yapardık. Proletarya diktatörlüğü derdik. Onun iktidarını kurduğumuzda her şey çok güzel olacak vesaire. Zulme veya eşitler olmayana karşı çıkardık ama biz kendi proleterimizi çoktan yaratmıştık. Çünkü evdeki kadın mutfakta bize çay yapardı, yemek yapardı ve biz orada tartışırdık diyor. Farkında olmadan veya farkında olarak kendi proleterimizi yaratmıştık. Şimdi niye bunu söylüyorum? Erkekler solda veya daha başka bir yerde, tabii ki herkes için söylemiyorum ben bunu ama kadın düşmanlığı veya kadına bakış açısıyla ilgili yaşadığı durduğu noktayı bir kazanmış hak olarak mı görüyor? Niye değişmiyor? Niye düşmanlık? Yani siz dediniz ya. İktidardan feragat etmek çok zor. Bunu başaran da çok az. Yani belki böyle bile ölçebiliriz insanları. Buradan bile tanımlayabiliriz. İnsan denilen malzemeye bakarken bir malzeme olarak iktidardan nasıl ve ne şekilde ve ne zamanlar feragat ediyor? Ediyor mu acaba? Yoksa hep bir mücadeleyle kaybettiğinde, yenildiğinde mi bırakıyor iktidarı? Ama erkekler bir yenilgi almadılar ciddi anlamda. Almayacaklar gibi de duruyor bir süre daha. Ve ayrıcalıklarından vazgeçmek istemiyorlar yani. Niye? Ben de olsam hani işte aynı yazının altına Aslı deyince farklı okunuyor, Ahmet deyince farklı okunuyor. Niye altına Aslı diye imza atsın ki adam yani? O iki kadınla olmasını mesela doğal bir hak gibi görüyorsa. Görüşlerle çelişmiyor mu peki? Bu rahatsız etmez mi kişiyi? Temel ilkeleriniz var, bir takım değerleriniz var. Demokrasi dersiniz, eşitlik, özgürlük dersiniz, kadın hakları dersiniz. Ama yani uygulamada yapmazsınız, tersini yaparsınız. Bu nasıl bir şey? Yani insanı yaralamaz mı? Ya nasıl diyeyim, insanların savundukları şeyleri yaşadıklarına inandığım çağ bir 20 yıl geride kaldı. Yani ben ilkelerimi koymuşum, bunlara uyarım, böyle yaşarım diyen birine artık ben yanıt vermem ama içimden ciddi bir soru işareti oluşur. Hani ben kendim yapabiliyor muyum ki başkalarından bunu bekleyeyim? Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ilkeli olmayı. Ama zaten karşımızdaki sistem ilkesizlik için o kadar yükleniyor ki insanın üzerine. Yani ben insanların ilkelerinden vazgeçtikleri anları, yılları, durumları, hayatları çok gördüm. Ve bir tür bunu insanlık hali gibi algılamaktayım. Ama bağışlıyor muyum? Şöyle diyeyim, geçenlerde de bir röportajda sordular, erkek yazarlara öfkeli misiniz? Ya niye öfkeli olayım? Ben kendim aşamamışken kadın halimle erkek egemen değer yargılarını kendi içimde hala yakalayokken bir erkekten bunu niye bekleyeyim? Nasıl beklerim? Ama şu durumda öfkeliyim, eğer bunun gayet bilincinde ve erkek olduğunu bana karşı kullanıyorsa, benim kadın, sırf kadın olduğum için 10-0 başladığım bir maça sürüklüyorsa beni, o zaman tabii ki buna öfke duyarım. Ama onun dışında her şeyin herkese çözülmüş aşamıyor olmasını beklemiyorum. Ne demek kadınlar aşamıyor? Çünkü o da bir problem değil mi? Yani kadın. Çok basit bir örnek vereyim size. Kendim de yeni fark ettim mesela. Benimle ilgili yurt dışına çıkan yazılardan derleme yapıyordum. Çok sayıda yazı var. Seçmek zorundayım. 5-10 tanesini seçtim. Evet. Bir oturdum baktım. 10 kişiden 9'u erkek. O zaman uyandım ya. İşte bir erkek seni övdüğünde Aslı daha çok ciddiye alıyorsun. Bir erkek eleştirmen bu kitap iyi dediğinde ben kendimi
bir erkeğin gözünden daha çok ciddi alırım. Halbuki muhteşem övgüler kadınlardan gelmiş. Onları fırsatı vermişim. Farkında bile olmadan. 10'da 9 erkekleri dizmişim. Yani bunlardan söz. Yani evet. Çok derine işlemiş kodlar var. Peki iki kısa başlıkla bunu geçiştirelim. Şimdi erkeklerin şiddeti her ay Biyanet'te bir rapor gibi bir şey yayınlarlar ve çok can acıtıcı bir şey. Erkekler Şubat ayında 40 kadın öldürdü. Dolayısıyla gerçekte bir anda yüz yüze kalırsınız. Haberi okuduğunuzda veya başlığı gördüğünüzde. Şimdi bütün bunlar ne kadar böyle, nasıl böyle kolay oluyor? Yani bu erkek şiddetini ve egemenliğini tam olarak devlet mi veya sistemin kendisi mi besliyor? Ya da çoğunlukla? Ben devlet politikalarının kadını korumak için bir şey yaptığına inanmıyorum. Sadece devlet de bunu engelleyemez ama devlet tabii ki en önemli faktör. Yani nasıl diyeyim? Hani deminden beri benim anlattığım şiddet hani içselleştirilmiş, gündelik hayatta, derinlerde yaşanan. Ama biz burada en kabasından bahsediyoruz. Cinayet, dayak, tecavüz. Bunlar yasal önlemlerle sıfırlanamaz hiçbir yer. Hiçbir toplum sıfırlayamaz ama ciddi olarak bununla mücadele edilebilir. Yani yasal önlem, eğitim, şu bu bildiğimiz politikalarla yani aspirini yeniden keşfetmeye gerek yok. Kadınları erkeklerin gündelik şiddetinden koruyacak adımlar çalışılmış, yapılmış, uygulanmış dünya üzerinde ve etkili olmuş. Ve bunlar Türkiye'de yapılmıyor. Koruyucu bir takım önlemler ve yasalar yok. Veya çok yani yetersiz. Buradan başlayabiliriz yani devlet düzeyinde başlıyorsak. Şiddete maruz kalan veya hayatı tehdit altında olan herhangi bir kadın savcılığa başvuruyor. Ama tedbirler alınmadığı için bir gün sonra gazete manşetlerinde öldürüldü. Yani bu işin daha tabii ağası. Hani ondan sonra o savcının zihniyetinden mi gireriz, polisin zihniyetinden mi, aile kurumunun etkisinden mi, kadının kendi. Bu bile bir adım diye düşünüyorum söz gelimi. Hani kadın cinayetleri %1400 arttı diyorlar. En azından bunun adını koyduk ve burada kadınların da ciddi bir çabası ve mücadelesi oldu. Yani bunlar birkaç yıl önce namus cinayetiydi. Şimdi erkeklere gösterebildik ya da kadınlar gösterebildi bir şekilde. Hayır, bu kadın cinayet. Bu insanlar kadın oldukları için öldürülüyorlar. Şimdi erkekler tabii tarafından. Tablo böyleyken bir başka soru devreye giriyor. Kadınların mücadelesi, kadınların özgürlüğü. Yani bir yerde baskı varsa kadınlar üzerinde bu kadar, değil mi? Baskı varsa haklı olarak özgürlük talebi de var, mücadelesi de var. Kadınlar da bugüne kadar bunun mücadelesi istenilen düzeyde olmasa da vermiş ve bedelini de çok ağır ödediler. Halen de ödüyorlar. Özgürlük alanı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kadın özgürlüğü. Vallahi tek bir cümle. Özgürlük hiçbir şeydir. Özgürleşmek her şey. Yani özgürlük dediğin şeyle ne yapacağını çoğu zaman bilemezsin. Ama özgürleşmek de her gün yeniden başlayan, her an yeniden başlayan bir mücadeledir diye düşünüyorum. Hiçbir zaman bitmez. Güzel kılan da odur. Yani ben artık özgürüm dediğin bir nokta yok. Olamazdı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde tabloya baktığınızda Türkiye ve Kürdistan'a binlerce kadın, 10 binlerce kadın sokaklara çıktı. Ağırlık talepleri tabii siyasiydi ama işte erkek egemen zihniyetine karşı da talepleri vardı, yürüyüşleri vardı, söyledikleri, yaptıkları, ettikleri vardı. Bunlara baktığınızda ne hissediyorsunuz? İyi bir noktadayız, iyi bir noktaya doğru gidiyoruz mu diyorsunuz? Evet ama yetmez mi? Böyle bir şey meşhur bir cümle var. Evet ama yetmez. Yani Türkiye'de ben hatta şöyle bir cümle kurmuştum bir Fransızdan alıntılayıp. Türkiye'yi Kürtler ve kadınlar değiştirecek demişti adam. Çok beğendim bu cümlesini ama hakikaten Türkiye'yi kadınlar bir ölçüde değiştiriyor gibi geliyor bana. Özellikle Kürdistan'da yani hakikaten kadın sokakta mücadelesini veriyor. Hayranlıkla izliyorum diyeyim bir İstanbullu kadın olarak.
Çok çok şey de değişti o bölgede sanıyorum. Hani tam ben bunu net olarak tahlil edecek deneyime sahip değilim. Ama benim izlenimim kadınların çok ciddi alanlarda, sokaklarda mücadele verdiği ve hiç değişmeyeceği iddia edilen bölgede kadın meselesi bakımından çok daha fazla şeyin değiştiği. Yani bu aslında inkar edilemez bir, yani bir gerçek. Kadınlar adına iyi bir örnek. Yani mücadele ettikçe özgürlük alanı veya adına ne dersek haklar alanı daha da genişliyor. Şimdi genişleyince tabii ötekinin alanı daralıyor. Öteki dediğiniz? Yani erkeklerin veya baskı kuranların. Buna tabii erkekler cevap vermeli nasıl bunu. Ama mesela BDP kadın siyasetçi oranının en yüksek olduğu parti Türkiye'de. Evet. Hatta bunu ben birkaç okurla tartıştım. İstanbullu kadınlar ya da İstanbul'da yaşayan kadınlar, BDP'li olmayan. İşte kadın politikasında bakın neler başardı BDP gibi. Bana itirazları genelde şeydi, ya işte onların kafasındaki belli bir kadın tipi var, ona uymayan kadını kabul etmezler, şudur budur. Ben dedim ama yani bakın sayılar ortada. AKP'de yani istatistikler bir şeyi de gösterir. Her şeyi göstermez ama AKP'deki kadın milletvekili, CHP'deki, BDP'deki. Yani size ne getireyim artık? Beyaz bir bakış var mı sizce orada? Hem de nasıl, hem de nasıl. Yani Güneydoğu'da hiçbir şey değişmez. Kürt kadını ancak işte evindedir ya da sokağa çıkmasına izin verildiği için çıkar. Bu tam bir beyaz bakış. Yani kadın istediği ve mücadele etmek istediği ve mücadele ettiği için sokakta olduğunu İstanbullu kadın görmüyor. Onu sokağa çıkarıyorlar. Beyaz ve erkek bakışı aslında. Nasıl bir çağdaşlık var İstanbul'daki kadının kafasında veya ilericilik var? Bunun üzerinden önemli olduğu için soruyorum. Çünkü... Ya tabii ben şimdi bir genelleme yaptım. Hani İstanbul evet. Kadın diye bir 7 milyon kadından bahsediyoruz. Başka bir yerli. Öyle düşünen kadından söz ediyorum. Vallahi aslında çok zor bir soru. Nasıl bir çağdaşlık var? Büyük ölçüde herhalde de piyes. Belli kitapları okuyup, belli dizileri izleyip, belli filmleri görmek üzerinden kurulu bir üniversite diploması. Akıllıca bir koca evine bağlı olabildiğince ya da çaktırmadan işini gören bir araba, bir yazlık falan herhalde, bilmiyorum yani çok çok da derin bir analizini yapmadım ama gördüğüm fotoğraf çok iç açıcı değil. Ve sokakta başka bir hayat var, başka bir gerçek var işte, yani, değil mi? Yani Şırnak'ta, Hakkari'de başka bir gerçeklik var. Başka ve yani kendi dediğimle belki çelişecek ama yok, çelişmiyor aslında yani. Biraz... Kadınların da birbirlerini hani aman aman büyük bir dayanışma ile kucakladığını iddia edemeyeceğim. Yani öyle bir şey yok. Maalesef yok. Hani kadın kadını anlar, evet. Şudur budur. Bu da çok uzun bir konu. Bu konuyu da burada noktaya koyalım. Evet, çok bu meseleyle ilgili de çok artısında konuşulacak, tartışılacak, baş başına konu olacak bir meseledir. Basın üzerindeki baskılar. Türkiye'de, Türkiye söz konusu olduğunda ifade özgürlüğü, basın üzerindeki baskılar, yazarlar üzerindeki baskılar, yazarların işine son vermesi, siyasi cinayetler hep süre gelmiştir bugüne kadar. Uluslararası raporlardan birinci başlıklarından birileri bu olmuştu. Son günlerde yine bunu konuşuyoruz. Konuşuyoruz çünkü yüzün üzerinde gazeteci. Cezaevinde hükümet bunu reddediyor. 106 olmalı. Evet yani işte Ahmet Şık, Şener'in bırakılmasıyla birlikte bu sayı 104'e düştü ama yeni tutuklananlar var tabii. Ne dersiniz bu meseleye? Geçmişte halen mağdur olmuş, bunu yaşamış, duygusunda ne olduğunu bilen bir isim olarak. Benim gördüğüm, yani kısa gazetecilik deneyimimle içinden bakarsak en kötü dönem. Yani 90'ların başında gazeteci değildim, onu yaşamadım. Junta dönemini de bilemiyorum. Sayıları da net olarak yok. Ama 2000'lerin başına kıyasla şu an bence çok kötü. Yani 105, 106, 107, 108 bunlar çok ciddi rakamlar. Ve bu tutuklamaların
büyük çoğunluğu, %80'i diyebilirim herhalde, sayıya vurmadım ama son bir yıl içinde gerçekleşti. Yani bu bir süre kavının işareti. 10'ar, 20'şer, 40'ar tutuklanıyor gazeteciler artık, teker teker değil. Çok ürkütücü buluyorum olup biteni. Özellikle de mesela Roboski katliamı ya da bu Pozantı cezaevini haber yapan gazetecilerin tutuklanması son derece korkutucu ve çirkin. Yani artık bu de demek, ben devletim, öldürürüm, tecavüz ederim ama sen bunu yazamazsın. Yani bunun ben işlenebilecek en ağır suçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Hatta bir yazıma da öyle girdim. Yani insanı suçlu kılan sadece işlediği suç değil, o suçla nasıl baş ettiğidir. Bir de üstelik suçunu savunuyorsan ve bu suçun söylenmesini de yasaklıyorsan bence çok ağır bir suç işliyorsun ve şu anda işlenen o. Yani hafif bir olay gibi göremiyorum. Sadece gazetecilere sınırlı kalan bir hadise de değil tabii ki. Yani hukukçulara kadar gitti bu iş. Elbette ama yani gazetecilerin tutuklanması birebir gerçeğin konuşulması ve duyulması, evet, üzerinde baskı oluşturuyor. Bence o yüzden çok tehlikeli. Yani Nazilerin Yahudi, Musevilere ilgili, kendim de yarı Yahudiyim, onun için rahatça Yahudi diyebilirim. Evet. İlk yasa kitap yayınlama, basına yazma. İlk yasaklanan. Ondan sonra 2000 üstünde yasak geldi. Kürk ve yün giymeleri bile yasaktı 1941'de. Ama ilk yasakladıkları şey borsadan filan önce bile yayınlama haklarıydı. Musevilerin diyeyim şimdi, daha doğru politikacıdır. İlk önünü kestikleri ve şey ve çok akıllıca ve çok zalimce bir şeydir. Yani bir gazetecinin tutuklanması o yüzden bence çok çok önemli ve çok vahim bir şeydir. Üstelik de bir katliamı haber yapan birinin. Bu birebir katliam hakkını savunmaktır. O zaman da cezaevindeki vahşeti haberleştiren, kamuoyuyla paylaşan gazeteci bir hafta sonra, 10 gün sonra. Ondan önce de Roboski ile, evet, röportaj yapan. Büro basılıyor, Adana Bürosu, Dijital, evet, Haber Ajansı'nın muhabirleri gözaltına alınıyor ve ardından tutuklanıyor. Böyle bir durum. Tabii Büşra Ersanlı, Ragıp Zarakoğlu. Evet, tanıdığım insanlar. Tanınmış, uluslararası düzeyde tanınmış isimlere kadar iş geldi. Dolayısıyla sizin az önce verdiğiniz Nazi örneğiyle bunun da üzerinden konuşursak örtüşen bir tarafı var. Çok çok tehlikeli örtüşmeler görüyorum ben. Ve neden insanların da benim yaşadığım korkuyu yaşamadıklarını anlamıyorum. Yani bu kişiseli çok aşan bir durum. Bu bir sistemin artık susturmak için her türlü yolu, zorbalığı, keyfiliği yapabildiğinin işareti. Hani faşizm demeyelim. Hani faşizm çok tartışılan bir kavram. O nasıl tanımlamış, bu nasıl tanımlamış. Ama ortada çok açıkça faşizan yasalar ve uygulamaları var. Şimdi ama şöyle de bir itiraz gelirse ne dersiniz? Şimdi faşizm demiyoruz ama uygulamalara baktığımızda 30'lu yıllar ve sonrasında işte az önce örnek verdiğiniz kitap yasaklanıyor değil mi? Hmm. Basın üzerinde ciddi bir baskı oluyor. Sansür uygulanıyor. Akademisyenler tutuklanıyor. Ardından yasaklar vesaire vesaire. Şimdi herhangi bir şey kendi çağında yaşadığı zaman sonuçları çok fazla fark edemiyorsunuz ama geriye ilerleyen dönüp bakınca zamanlarda onun dehşetini hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Örneğin en yakın örnek 12 Eylül değil mi? Sonuçlarını halen patrosu. Halen ve hepimiz ödüyoruz. Hepimiz şöyle ödüyoruz ya da böyle. Ama demek biz bu deneyimleri şey yani yaşadık yani. Biraz daha işaretleri açık olmamız lazım. Yani benim kuşağım Cunta'yı yaşadı. Yani Cunta döneminin işaretlerini ben ve benden büyük herkes, yani şu 40'ının üzerinde olan herkes bir Cunta dönemi nedir biliyor. Güneydoğu'da doğup büyüyenler 90'ları yaşadılar. Türkiye'nin batısı onu aynı şiddette yaşamadı. Belki orada bir büyük kopuş oldu. Ve basının o dönemki suskunluğu diyeyim en hafif deyimle bir ölçüde de habersiz olduklarına inanıyorum. Güneydoğu'da yaşananlardan. Yani buna inanmak istiyorum. Yani bilselerdi böyle olmazdı gibi bir inanış belki de. Cezaevlerinde neler olduğundan da habersizlerdi. Hep inanmak istedim.
gerçekten bilseler bir başka bir tepki doğar diye düşünüyorum. Zaten bu sayıklarla da yazıyorum yani insanlar. Bilmiyoruz, öğrenmeliyiz, bakmalıyız gibi. Gene dağıldım ama hani şu anki dönemi ben çok tehlikeli buluyorum. Ve manşetleri nasıl buluyorsunuz? Bakıyor musunuz hiç? Ya açıkçası ben basınla artık bakamaz hale geldim. Manşetler, bu linç isteği mi diyeyim, bu böyle hakikaten saldırılar öyle çirkin, öyle etik dışı buluyorum ki. Bir de yani insan hayatına bu kadar saygısızlık, vicdan kavramıyla alay eden yazarlar. Yani bunlar binlerce yılda oluşturuldu bu kavramlar. İnsanlık dediğimiz kavramı kurabilmek için kaç yüzyıl geçti ve kaç bin, kaç milyon ölü veri, kaç çok insan kanı var insanlık tarihinde. Biri geliyor hop vicdanla alay ediyor. Biri geliyor ölenlerle alay ediyor. Yani ben dehşete düşüyorum açıkçası. Şey yapamıyorum yani, pek kaldıramıyorum artık basını. Ve bunun tek nedeninin korku da olduğunu sanmıyorum. Tamam, insanlar korkutuldu, sindirildi. Bütün basın korkuyor ama çok derin ve kökleşmiş biraz o sektör bir... Biraz olmadı mı? Oradan, egemen basından söz ediyorum. Ben de ondan söz ediyorum. Evet. Ama sırf o değil ya, sırf para değil. Bence paranın da açıklayamayacağı bir başka zevk var ki, o da iktidar olmanın zevki. Yani ya da kendini iktidar sanmanın, kendini gerçekten bir güç sanan yazarlar da var. Ve iktidarın bence bunlarla işi bittiği gün o parlak rütbeleri de ellerinden alınacak. Ama sonuçta yani çok fazla sayıda insan hayatı perişan oluyor ve basının şu kadarcık da olsa biraz etik, bu tür ilkeleri hatırlamasının zamanı geçiyor diye düşünüyorum. Yani benim çalıştığım hiçbir dönemde basın hani yani aman aman etik, ahlak gibi bir erdemi olmadı ama bu kadar da düşmeyelim gibi bir şey. Ama işte yani, da, yani bir katliam olduysa. Onların da şöyle bir şey oluyor, utançları oluyor. Belki bugün değil ama yani bir yarın katliam, o gerçek karşılarına çıkacak diye düşünüyorum. Bir katliam olduysa bir basın çalışanı bunu vermemek lüksüne sahip değildir. 12 saat vermediler o basın. Evet, onu tam ondan bahsedeceğim. Yani bu artık basın sözcüğünün evet, sorgulandığı bir noktaya gelmiştir. Hızlandıralım mı biraz? Siz fazla hızlısınız ya. Her şeyi konuşmak zorunda değiliz. Kürt sorunu, Türk çözümsüzlüğü. 26.08.2011 tarihinde yazmışsınız. Evet. Ne demek? Bu iki yazıydı aslında. İkincinin başlığını koydum. İlkinde çok provokatif başlık gibi geldi. Çünkü sonuçta ben felsefi bir yazı yazmayı düşünüyordum. Aslında gelmek istediğim nokta Kürt meselesi kavramı üzerine girdim. Hani bu kavramın kendisine de karşıyım. Yani Kürtlerin kendilerini bir mesele olarak algılamasını gibi. Yani mesele Kürtlerde değil demek istiyorum. Ana fikrim bu. Evet. Ya da Kürtlük meselesi değil bu. Bu da çok daha sistematik bakılması gereken bir mesele. Ve hani aslında bir görüş hep var. Kürt sorunu yok. Türk sorunu var. Çünkü sorunun kaynağı oradan geliyor. Yani biliyorum o şeyi. Ben onun için ama devletten. Yani Türk sorunundan çok Türk çözümsüzlüğü yaptım onu. Evet. Aslında gelmek istediğim nokta, bu yazıları devam ettiremedim açıkçası. Ne içimden geldi ne bir şey. Çünkü ben inceden inceye bir milliyetçilik tartışmasına girmek istiyordum. Epeydir de okuyorum. Yani ben aslında 90'lardan beri ırkçılık, milliyetçilik bunlar üzerine kendi çapımda çalışıyorum. Analizler yapmaya çalışıyorum işte. Dediğim gibi Afrikalılarla yaşadığım dönemden başlayan bir ilgi. Ve getirmek istediğim nokta buydu yani, Türkiye'de milliyetçilik. Bunu tartışmak ama yaz boyunca işler öyle bir çığırından çıktı ki artık hani inceden inceye bunu tartışacak bir şey kalmadı insanlar.
hakaretler, küfürler, linçler başlayınca yani nasıl diyeyim? Benim tad aldığım tartışma işte o erkek masası demin de anlattım. Yoksa adam kadına bıçağı çekip öldürdüğünde o da tartışacak fazla bir şey yok. Şiddet, net, çirkin, kaba. Yani yazımı birdenbire çok geri kaldı öyle diyeyim olan şiddeti olup biteni Türkiye'de analiz etmekte. Öyle bir milliyetçilik patlaması yaşandı ki hani anlamsız buldum. Ne yazsanız da karşılanmıyor. Az geliyor. Çok az geliyordu. Evet. Şimdi işte tam da bu tablo içerisinde tabii başka bir konu. Aydın olmak, aydın tavrı. Aslında en iyi örneği tabii ki Fransa değil mi bize sunuyor bu konuda Fransız aydınların yaptığı şeyler. Nasıl buluyorsunuz Türkiye'deki aydını söz konusu Kürtler olduğunda veya devletin hoşlanmadığı bir alan olduğunda bazen bakıyorsunuz ki birçok kişi devlet olarak karşınıza çıkabiliyor. Evet, evet. Ne dersiniz aydın yani Türkiye durumu? Yani aslında içimizdeki devletin derinliği ciddi bir sorun. Ve bunun dışa vurduğu yerler Kürtler, kadınlar, bazen Afrikalılar gördüm. Benzer tutumu. Yani öteki. Ötekini gördüğümüzde bizim ilk tepkimiz devleti oynamak. Yani bir isyan gördüğümüzde ortada asinin yanında durmaktansa bastıranın, gücün yanında olmak. Yani işte dediğim gibi iktidarı fazlasıyla seven bir aydınımız var. Ve hani ben muhalifim cümlesi o kadar çok kullanılıyor ki bir cümle çok kullanılıyorsa içi boştur diye düşünürüm ben. Yani bir insan neyi ne kadar çok söylüyorsa titrek olduğu nokta orasıdır. Türkiye'de de gerçekten ciddi bir iktidar problemi var. Yani bunun illa devlet olması iyi, gerekmiyor. İyi bir sınav. İktidar. İyi bir sınav vermedi mi Türkiye aydını bu konuda Kürt meselesinde? Daha kötü nasıl verebilirdi bu sınavı bilmiyorum yani. En temel, en basit etik ilkeler bile çiğnendi. Yani işte Roboski katliam. Katliama katliam diyemiyor. Diyemeyen bir aydından söz ediyoruz artık. Ya da diyebilmek için önce devletin tavrını bekleyen bir aydından söz ediyoruz. Yani hani Kürt meselesini zaten bu yüzden Türk çözümsüzlüğünü buradan da bağlamak istedim. Türk milliyetçiliğinin de öyle nasıl diyeyim, gürül gürül patlak verdiği nokta oldu. Aydın da dahil. Yani Türkiye'de Türkçe yazan pek çok yazar mesela ana dilde eğitim hakkını için imza istediğinizde vermiyor. Ve bunlar yazar, sen bir yazarsın yani senin bunu en derinden hissetmen lazım. Kendi dilinde yazabilmenin bütün ayrıcalıklarını kullanıyorsun ve bu bile ne kadar zor. Yıllardır Türkiye'nin tabii aklını oluşturan isimlerden söz ediyoruz. İsimler üzerinden belki konuşmak evet, benim doğru pek değil ama bir şey değil. Milliyet'te gayet tanınan, yıllardır yazan bir isimden söz ediyorum. Çatışmaların biraz tırmandığı bir dönemde şöyle yazmıştı, yakın bir gelecekten söz ediyor, 2011 yılından. Ben daha önce hak hukuk alanına gittim diyor. Oralar diyor, tarif ediyor yani bir asker uzman gibi tarif ediyor. Şöyle şöyle giderseniz diyor, o zaman da ben yetkililere söyledim. Siz haber vermeden gelin, bombalarsınız, meseleyi çözersiniz. Şimdi bu insan tabii Türkiye'nin aklını oluşturuyor. İşte bir dönem Özal'la birlikte olan, ardından Tansu Çiller'e, Demirel'le vesaire, bugün de Erdoğan hükümetiyle birlikte olan veya yürüyen, her dönem başkasının adamı olan bir isimden söz ediyoruz. Şimdi ama Türkiye'nin de aklını bunlar oluşturuyor değil mi? Yani sokaktaki insan böyle düşünüyor herhalde diye düşünüyor. Yani sokakta bir mikrofon, insanlara mikrofon tutsanız, Türkiye'nin batısını kastediyorum. Genelde böyle bir söylem duyarsınız gibime geliyor maalesef. Maalesef. Son 5 dakikaya giriyoruz. Çok konu var. Ama buradan varmak istediğiniz nokta nedir?
yüzleşmeyle kapatalım mı? Şimdi aslında belki de en temel sıkıntılarından biri de bu. Neden yüzleşme diyorum? Sivas davası 19 yıl sonra devlet denetiminde gelişen bir katliam. Bunun için uzman olmak, çok fazla bilgiye sahip olmak gerekiyor. Televizyonda gördük. Evet, televizyonda. İnsanlar yakıldı. 33 aydın yakıldı. 33 aydın yakıldı ama 19 yıl sonra devlet zaman aşımı dedi. Ve dosyayı kapattı. Sadece o değil tabii. Maraş var, gerilere gidersek Dersim var, Roboski'ye kadar gelen bir süreçten söz ediyoruz. Siyasi cinayetler var, Sebahattin Aliler'den Uğur Mumcular'a kadar, Ranting'lere kadar gelen bir süreçten söz ediyoruz. Hepsini içeren bir yüzleşme olmuyor bir türlü. Olmuyor. Örülmüş bir takım duvarlar var, refleksler var, kodlar var, bir şeyler var. Bu saydığımız cinayetlerden neredeyse kimse ceza almadı. Ya da işte Ranting örneğinde gördüğümüz gibi örgüt üyesi sayılmadı. Yani burada bir devlet politikasının olduğu hani aşikar. Tabii ama yüzleşme buradan hani çok daha derin bir soruya gidiyor. Biz kendimize ne kadar yüzleşiyoruz? Çünkü en azından aydınları temize çıkaran bir yan var ki aydınların bir kısmı da kurbanlar arasında yer almış. En azından tarihimizde böyle isimler var. Elbette, tabii ki. Yani bütün Türk aydını hani devletin kucağına oturdu. Değil tabii, çok ciddi bedeller ödendi. Yani diyemeyiz yani yazarı da çizeri de belli bir takım bedelleri ödemiş. Ama bazen işte şaşırtıcı ve ürkütücü olan çok ağır bedeller ödemiş insanlarla konuştuğunuzda da atıyorum 12 Eylül'ü bütün şiddetiyle yaşamış bir kuşakla konuşuyorsunuz. Mesela Kürt meselesinde devletin ağzıyla pekala konuşabiliyorlar. Benim de çözemediğim denklem bu. Yani Türkiye aydınına ilişkin. Bu şöyle bir şey mi oluyor? Yani Türkiye'de zulüm gören biri niye zulüm gören birini anlayamaz? Bu benim anlayamadığım bir soru. Neden Kürtlerin hakkı var diyenlerin başına hep kötü şeyler gelir? Siz de bu kategoriye giriyorsunuz. Yani ben tabii kendi yaşadıklarımı çok da abartmak istemiyorum yani çok çok ağır şeyler yaşanıyor Türkiye'de hani ben epitopu susturuyorum yani bir şey var ama neticede susturuluyorum ve bir istenmeyen biri olduğumu fark ettim hem de çok büyük hızla yani Kürt meselesi üzerine iki çift laf eder etmez hani cezaevlerinden işkenceden şundan bundan çok daha fazla tepki alıyor aldı. Yani herhalde bu yani milliyetçilik diyorum başka bir açıklamasını bulamıyorum yani öyle bir refleks halinde bir saldırganlık çıkıyor ki bu kadar konuşulması doğal yıllar yani 10 yıllar önce konuşulmuş olması özürler dilenmiş olması gereken bir alanda hala çıkıp ya yani 10 yıl önce Kürt demek bile problemdi insanlara Kürt dediğinde biri yumruk yiyordu. Yeme ihtimaliniz vardı yani. Şimdi aynı şekilde Kürdistan. Yani bu tabular niye böyle hiç aşılmıyor ya da iki adım atılıp geriye gidiyor ama ben gene de bu konuda ümitliyim. Yani Türkiye'de Kürt meselesi üzerinde de ciddi adımlar atıldı. Çok ağır bedellerle ve bu adımların geriye alınabileceğini sanmıyorum. Yani artık Kürt diyoruz. Bu önemli diyebileceğiz bundan sonra. Yani bu Türkler için de ben de tabii iki kategoriden de değilim ama Türkler açısından da önemli. Yani Türk yazarlarının da bu noktada bunu anlayabilmesini isterim. Yani Kürtler Kürtçe yazabilsin ki biz de Türkçeyi daha iyi yazabilelim. Bu yüzleşme toplu halde olabilecek bir şey. Yani ben Güneydoğu'yu görmeyeyim, sen şurayı görme. Ben kendi tarihime bakayım. Bu değil. Bu ortak bir tarih. Adını anımsamadığım şimdi bir Türkiye'li yazar işte hep bir klasik cümle var ya işte biz kardeşiz vesaire diyordu ki ben Kürtlerle kardeş olmak istemiyorum. Belki herhangi birisiyle evleneceğim. Ne diye beni kardeş yapıyorsun? Ya kardeşlik zaten şu. Çok uyduruk ve şey bir kavram, cılız bir kavram. Bu ülkede Kürtler benimle eşitler mi değil mi hukuksal olarak, anayasa olarak? Yani ben meseleye şuradan girdim. Kürt sorunu Türk çözümsüzlüğünde Sartre'dan aldığım bir açıklama. Yani özne olmak.
Yani Kürt meselesi sözüne de itirazım burada. Yani Kürtleri özne olmaktan çıkaran bir yan var. Bir nesne haline koyuyor. Yani Kürtler özneyse Kürtler kendi haklarında kendileri karar verecekler. Eşitlik de burada başlar. Yani ben size nereye kadar gideceğinizi, neyin sizin hakkınız olduğunu, nerede durmanız gerektiğini ben söylememeliyim. Bunu siz bana söylemelisiniz. Ve burada eşit iki insan olarak tartışabilmesi. Kadın erkek meselesinde dahil. Yani koca karısına sen artık özgürsün dediği anda bu bir özgürlük olmaz. Bunların ikisinin bir araya gelip o birlikte yaşamanın kurallarını birlikte koydukları anda özgürlük sadece söz konusu olabilir. Daha o işin yolun başı odur. Türkiye'de Türk aydınında da belki Türkiye aydınında bu bakımdan eleştirebiliriz. Yani tepeden bakan aslında karşısındakini özne gibi bir türlü göremeyen, o ders veren üslup budur. Mesele şöyle çözülür, arkadaşlar oturun ama siz niye böyle yapıyorsunuz? Ama arkadaşlar siz de yani biraz fazla şiddet uygulamadınız mı? Gibi diyen bir tavır. Ve bu tavrın bir iki yüzü yanı da kendilerinin yapamadıkları şeyleri ötekinden beklemeleri. Kadın meselesini Kürtler çözemedi. Sen daha dur bakalım ne adım atmışsın. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetti. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Daha yeni açılmıştı. Çabuk geçti. Çabuk vallahi geçti. Hakikaten. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Özel yayınımızı burada noktalıyoruz. Başka bir zaman görüşünceye dek hoşça kalın.